Kız çıkıyor sürdüyenle resmini atıyor. Öteki bir şey yapıyor. 30 seneden beri adam oy mu çalıyor ya? Bir hırsız 10 sene hırsızlık yapsın yorulur bırakır hırsızlığı. Kadınlar şu an yarı çıplak Allah'a isyan ediyorlar, yanlış anlamayan. Millet azıyor azıyor azıyor. Allah da cezamızı belamızı veriyor abi. Vallahi sokakta dolaşırken ben utanıyorum ya. Çırılçıplak resimleri paylaşıyorlar. Reis Allah aşkına şu TikTok'u kaldır ya. Yani zor durumda emekliler. Normal düşük emekli yani mesela 10 bin lira dedi en düşük emekli. 10 bin lira yani şey yetmez. 10 bin lira yetmez emekliye. Yani az verdi emekliye. Ama yani Cumhurbaşkanı emekliler yılı dedi. Ben onu duymadım ama bilmiyorum. O konuda bir şey diyemem ama şimdi emekliye az verdi. Burada tabii bir eleştirmek lazım. O da kendini biliyor. Ama şurada bir ay sonra Allah izin verirse yine bir seyyahen bir zam bekliyorum. Ondan sonra bir egzam da yapacak gibi. Yani emekliye az verdi açıkçası. 10 bin lira az. Ama egzamla beraber seyyahen inşallah şöyle bir 14-15 olursa yine yetmez gibi ama hiç değilse hiç yoktan iyidir diyorum ben. Cumhurbaşkanı bir de şimdi yani Cumhurbaşkanı şey yaptı. Yine verecek. Bir ay sonra yine verecek bunu. Ama yani ülkenin durumu da demek ki yani devlette artık para mı yok? Yani o kadar ilde deprem oldu. Çok şeyler yaşadık filan. Yani ama emekliye vermesi lazım. İnşallah ben yine yani reis verecek ya, verecek. Yine onu bir düzenleme yapacak yani. İnşallah. Aynen düşünüyorsun. Aynen öyle. Peki bu duruma özellikle emekli maaşları ile ilgili bu zam oranları da belli olduktan sonra muhalefet tarafından da çok sert eleştirilere maruz kaldı hükümet tarafı. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsun? Haklı mı buluyorsun? Haksız mı buluyorsun? Ya muhalefet zaten muhalefet eleştiriyor. Her şeyi eleştiriyor muhalefet. Tamam. Ben de söylüyorum. Ben de bu 10 bin lira vermesini az buluyorum. Ama muhalefet, şimdi muhalefet bence muhalefetlerini yapamıyor ya. Onu. Muhalefet zayıf kalıyor. Muhalefet mesela bu bak asgari ücretti 2 ay önce. İnan muhalefet var ya böyle 14-15 geçmez yani bekliyorlardı. Reis verdi 17'yi. Tamam mı? Onlar da şaşırdı ama yine eleştirdiler yani. 17 beklemiyorlardı ha, asgari ücrete. 14-15 bekliyorlardı. 17'yi verdi reis. Onlar da şaşırdı ama yine. Muhalefet ne yapsa 30 bin lira verse muhalefet yine iktidarı eleştirir zaten. Fark et bunlar zaten ezelin 25 seneden beri eleştiriyorlar ama bir yere gelemiyorlar. Yani halkın güvenini alamıyorlar ki kardeşim. Canlı yayına kaldı. Yani muhalefet olsa 30 seçimden beri kaybediyorlar. Ben utanırım giderim ya. Daha seçime girmem yani. Muhalefet zayıf. Ama yani burada dediğim gibi emekliye verdiği zam az. 10 bin lira az baba. Zaten kiralar olmuş kaç para? 10 bin lira kira en az. 8 bin lira, 10 bin lira. Kiraya verdiği zaman çocuğuna ne alacak bu adam? Faturalar var. Elektrik, su, doğal gaz. Peki ne Onlar. kadar olmalıydı sence en az emekli maaşı? Abicim bence var ya en az emekli maaşı şu an 20 bin lira olması lazım. O da en az tamam mı? Yani şu an 15'i belirlenen geçecek. rakamın tam Heh. iki katı. 15'i geçecek abicim. 15'i geçmesi lazım en az o da. Yani diyorsun ki neredeyse asgari ücret gibi bir rakamda Aynen. buluşması gerekiyor. Aynen. Ama şimdi şöyle bakıyorum tamam emekliler zor. İnan var ya insanlar demek ki abi insanlara da bakıyorum yanlış anlama şimdi emekliler. Bence var ya emeklilerin %60'ının üzeri bence kendi evleri vardır baba. Çünkü şu durumda tek emekli maaşla geçinemezler ki zaten. İnan sana. Normal bir emekli evi olmasın, evi kira olsun zaten geçinemez. Adam yani sokakta İmkan vermiyorsun yani. imkan vermiyorum dolaşamaz. Kesin emeklilerin yani bir çoğu kısmının kendi evleri vardır. Bir yan gelirleri vardır. Yoksa bu durumda var ya çıldırırlar ya. Bak bu durumda çıldırırlar. Bana diyorlar yandasın diyorlar. Şey diyorlar al Yandaşsın mı bir diyorlar? dakika.
Eleştirmeye gelince eleştiriyorum kardeşim. Yalan yok. Ben Tayyip Erdoğan ölene kadar ben onu bırakmam. Anca kendini istifa edecek gidecek. Yoksa ben onu bırakmam. Herkese gider bu ben Tayyip Erdoğan. Ama hatalarını da söylemek lazım. Hatalarını söyleyeceksin ki onlar da kendilerine çeki düzen versin, değil mi? Hatalarını söyleyeceksin. Bu seneye kadar inan sana var ya bak ben 34 yaşındayım. Tayyip Erdoğan'la gözümü açtım. Tamam mı? Hala da onu yani buradan seviyorum, yalan yok. Seviyorum abi adamı. Bak partiyi sevmiyorum. Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Partiyle işim yok benim. Tayyip Erdoğan gitsin. Ben zaten AK Parti'ye oy vermem. Ben Tayyip Erdoğan. Tamam mı? O adam hataları olsa bile bu ülkeye çok hizmetleri var. Kim ne derse desin. Hataları var. Hatasız kul olmaz zaten. O da bir kul, o da bir insan. Yani bir tek hatasız olan Allah'tır. Tamam mı? Kullar her zaman hatalıdır. O da ya, hani hata yapmıştır. Ama hizmetleri de kat kat daha çoktur. Yani düşün yani o kadar sıkıntı diyorlar ya, o kadar ağlıyorlar, ediyorlar. Kimler ağlıyor? Bir dakika ağlama hani ağlıyorlar derken hani millet hep röportajlarda görüyoruz. Seçim geliyor. Yine bu adam kazanıyor. Ne oluyor? Kim veriyor bunu oy o zaman abi? %60 oy alıyor bu adam. Kim veriyor bunu oy? Bir de diyorlar ki o hep çalıyor, çırpıyor. Ne çalıyor kardeşim? 30 seneden beri adam oy mu çalıyor ya? Bir hırsız 10 sene hırsızlık yapsın yorulur bırakır hırsızlığı ya. Ezan okunuyor aziz Allah. Ya dediğim gibi emekli inşallah yine bir egzam yapacak. Seyyahen de yapacak. Yani bu seçimlerden önce bunu yapacak inşallah. Ya Allah sınırımızı hayır etsin. Ne diyeyim ha? Ne diyeyim? Emeklilere Allah sabır versin. Zordur yani zor. Zor. Benim şimdi eklemek istediğim bir şeyler daha var. Emeklilerden sonra. Ya ben bu ailelere şaşırıyorum ya. Ya bu aileler yanlış anlama Onur. Ya bu anne baba aileler. Ya bu evlatları sokakta yarı çıplak dolaşıyorlar. Tamam mı? Ya yani yarı çıplak dolaşıyorlar, geziyorlar. Bu aileler bunlara feryat etmiyor. Bu ailelere sesleniyorum buradan. Yani namazsız, Kur'ansız bir hayat yaşıyorlar. Anlamıyorum ya bu aileleri. Yani bu kadar hani patatese, soğana, işte mazota, tamam. Fahiş fiyatlardan ben de şikayetçiyim. Pahalılık bir gerçek. Ama bu pahalılığa feryat edecekleri kadar bu evlatları sokakta yarı çıplak dolaşıyorlar. Tamam mı? Namazsız, Kur'ansız bir hayat yaşıyorlar. Bunlara feryat etselerdi belki bu ülke bu durumda olmayacaktı ya. Yani bu ekonomik sıkıntıların bir nedeni de yaşanan anlattığın durum var mı? Ya ekonomik sıkıntıların bir nedeni de yani ekonomik sıkıntıların bir nedeni de yani tabii şey her şeyin bir nedeni var. Yani sonuçta Müslüman bir ülkedeyiz, değil mi? Müslüman bir ülkedeyiz. Yani millet azıyor, azıyor, azıyor. Allah da bir bakımdan cezamızı, belamızı veriyor abi. Yani ailelere şaşırıyorum ya. Evlatları sokakta yarı çıplak dolaşıyor. Feryat etmiyorlar. Tamam. Diyorum işte patates, soğan, domates, mazot, fahiş fiyatlardan biz de şikayetçiyiz. Ama şu evlatları sokaklarda yarı çıplak dolaşıyorlar. Buna feryat etselerdi belki ülke bu durumda olmayacaktı. Namazsız, Kur'ansız bir hayat yaşıyor millet. Belki ülke bu durumda olmayacaktı. Ya bu kadar yani. Bu çok daha refah bir seviyede mi yaşıyor tabii olacaktık ya. belki de? Tabii ya. Şuraya bak ya. Gençlik bitmiş ya Onur ya. Nedir bu abi? Ben utanıyorum ya. Vallahi sokakta dolaşırken ben utanıyorum ya. Bu aileler yani aileler biraz çekidüzen versin evlatlarına ya. Hani burada hakaret küfür yok, bir şey yok yani. Ben eleştirme var mı? Sonuçta insanların
giyim tarzlarına da bir Tamam, noktada karışamayız, karışamayız. karışamayız. Ama benden gelen bir şey söylüyorum baba. Bizim hani bizim şeyimizde bu yok abi. Bizim kitabımızda bu yok. Allah ne diyor kadınlara? Örtünün diyor. Kadınlar şu an yarı çıplak Allah'a isyan ediyorlar. Yanlış anlama yani. Bazıları, hepsi için demiyorum. Tamam, Müslüman, Müslüman. Ben de Müslümanım, sen de Müslümanım diyorsun. Kadın diyor, mesela Allah sana diyor örtün diyor. E sen yarı çıplak sokakta dolaşırken Allah'a isyan ediyorsun. Nasıl olacak böyle? Şuraya bak ya, millete bak ya. Ya şu batıya özentiliği bitirecekler abicim. Bak buradan Sayın Cumhurbaşkanımız, çok sevdiğim, çok değer verdiğim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan reis, ona sesleniyorum. Allah aşkına şu TikTok'u kaldır abi. Reis, şu TikTok'u kaldır ya. Neden özellikle TikTok? Bu ülkeden kaldır abi. Saçma sapan videolar atıyorlar. Ahlaksız ahlaksız şeyler paylaşıyorlar. Ya millet yatak odasını paylaşıyor Onur. Böyle bir şey var mı ya? Ya karısınla beraber çırı çıplak resimleri paylaşıyorlar. Reis, Allah aşkına şu TikTok'u kaldır ya. Özellikle TikTok. Ha, TikTok başka şeyler de var. Çok ahlaksız durumlar var. Şu TikTok'u özellikle şu ülkeden kaldır abi. Gençlerin yapısı bozuldu ya. Vallahi ya. Ne lan bu? Kız çıkıyor sütyenle resmini atıyor. Öteki bir şey yapıyor. Öteki karısınınla bir şey yapıyor. Şu TikTok'u kaldır şu ülkeden ya. Allah aşkına ya reis. Gözünü seveyim, kaldır şu TikTok'u abi. Millet azmış zaten. Bak başımıza belalar geliyor, depremler oluyor, seller oluyor, felaketler oluyor. Bak seni çok seviyorum özellikle. Şu an seçime gir yine sendenim. Yine senin yanındayım sonuna kadar. Sen istifa etmediğin sürece seni bırakmıyorum zaten. Yani. Ama şu TikTok'u Allah aşkına şu ülkeden kaldır abi reis. Kaldır. Onu istiyorum. Ondan sonra Trabzonspor'umuzun maçı var bugün. Buradan Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'a sesleniyorum. Sayın teknik adamımız Abdullah Avcı'ya sesleniyorum. Kaybedecek bir şeyimiz yok bu akşam. Abdullah Avcı, bu akşam kaybedecek bir şeyimiz yok. Takımı korkak oynatma. Defansa çekme. Saldır abi. Trabzonspor bu akşam gönlümden geçen galip gelecektir Galatasaray'a karşı. Takımı korkak oynatmasın. Trabzonspor'u da kimse hafife almasın. Trabzonspor'un forması çok ağırdır dünyada. Yani Türkiye'de değil. Trabzonspor'un sağı solu belli olmaz. Kimse Trabzonspor'u almasın. Bugün de Trabzonspor'umuzun 3 puan alacağına inanıyorum. Bütün takıma, yönetime, bütün Trabzon halkına, seyircisine başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Reis, seni buradan çok seviyorum özellikle. Şöyle. Seni de buradan yine dediğim gibi bu ülkeden TikTok'u kaldırmanı istiyorum. Reis, Allah aşkına kaldır şu TikTok'u ya. Kaldır. Seni seviyorum diyorum işte. Yine senin yanındayım. Ama şu TikTok'u kaldır. Kaldır abi. Allah aşkına utanıyorum ya. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Yerel seçimlerde de başarılar diliyorum.